ara oylar başa baş geldi. Fethiye gelmedi, Erecek gelmedi, Karaca gelmedi. Fethiye'nin gelmesiyle rahatladık, Karaca'nın gelmesiyle rahatladık. Aradaki farkı kapatamadılar. Allah'ın izniyle Allah bize nasip etti. Bu seçimi aldık. Söz verdik. İlk Fethiye'ye gelecek. Fethiye yanında başkanım. Allah sizden razı olsun. Dedim ya başınca biz kardeşlik, güzellik, hizmet getirmek için aday olduk. Bunun için Fethiye'de de güzel şeyler olacak. Karaca'da da güzel şeyler olacak. Yazan'da da olacak. Kurucasu'da da olacak. Sürür'de de olacak. Tüm hizmetler eşit bir şekilde en uca mahallelerimize kadar gidecektir. Bundan hiç kuşkunuz yok. Onur başkan! Fethiyeli Abdülvahap Göçer'e inandı. Fethiyeli İsmail İnce'ye inandı. İnce bir dokunuş yaptınız. Fethiye sizinle gurur duyuyor. Fethiye'de ne edebiyatçılar varmış. Ulan hepimizi devrimci yaptınız. Helal olsun. Bizler bu yola çıkarken kardeşçe, halktan biri tepeden bakış açısından son vermek amacıyla çıktık. Hepimiz dedim ya seçim kampanyasında kimi kendinize yakın görüyorsanız ona oy verin. Derdinizi kime daha rahat anlatabilecekseniz ona oyunuzu verin. Kimi daha çok kendinize yakın hissediyorsanız ona oyunuzu verin. Ben şunu tekrar söylüyorum. Biz Fethiye Mahallesi'nden razıyız. Allah hepinizden razı olsun. Razı olsun. Bu coşkular unutmuş, yazanda umutsuz bir tablo vardı. Bizlere yardım eden, bizlerle yola çıkanlar, biz buna inandık ve sizler de bize güç verdiniz. Hiçbir zaman karamsarlık kafamızda oluşmadı. O nedeni biliyor musunuz? Sizin bize vermiş olduğunuz destekten dolayı. Şimdi de görüyorum ne güzel bir iş yapmışız, ne güzel yapmışız, siyasete girmişiz. Güzel insanlara güzel hizmetler getireceğiz inşallah. Fethiye her zaman CHP'nin kalesi olmuş. Bu seçimde de üzerine düşeni yaptı. Siz üzerinize düşeni yaptınız. Bundan sonra bizler üzerimize düşeni inşallah yapacağız. İsmail Önce de gerekeni yaptı başkanım. Sağ olsun, sağ olsun. Abdülvahap İsmail yan yana. Abdülvahap İsmail yan yana. Abdülvahap. Bize halkın seçtiği her muhtarla çalışırız. Her kişi değerlidir. Bütün muhtar adaylarımız değerlidir. İçinizde seçtiğiniz adam sizi temsil edecek kişidir. Sizin değerli gördüğünüz bizim için de değerlidir. İnşallah muhtarımla çok güzel işler yapacağız. İnşallah böyle eğlenceli şeylerimiz 6 ayda bir, 7 ayda bir toplanacağız. Hanımlara özel günler yapacağız. Sorunları, sıkıntıları varsa. Sıkıntılarınızı anlatabileceğiniz, derdinizi anlatacağınız bir kapı olacak. Ha ne kadar başarırız bilemem. Ama en azından derdinizi anlatacaksınız. Dertlerinizi çözmeye çalışan biri olacak orada. Gücümüz orada. Şimdi Meryem Baba bir söz vermişti. Kadın dinlenme evi de. Evet. Daha ondan daha güzel şeyler de yapacağız. Onu da yapacağız. Allah kısmet ederse. Başkanım.
Ben söyledim, eğitime çok önem vereceğiz. Eğitimde seferberlik ilan edeceğiz. Hepinizin çocuklarına güzel bir gelecek hazırlayacağız. Belediye istihdama yönelik hizmetlere önem verecek. Hizmet getirirken, halka hizmet getirirken de istihdam alanı yaratıp gençlerimizin işsizlik sorununa son vereceğiz. Bu işsizlikte inşallah Fethiye'deki gençlerimize de olanak sağlanacak. Eşit bir, eşit, şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik, sosyal belediyeciliği bize Fethiye yazığına ve tüm mahallelere Allah'ın izniyle getirecek. Alo başkan! Seni seviyoruz. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Bu beraberliğimiz, bu beraberliğimiz inşallah daim olur. İnşallah bütün günlerimiz bereketli olur. Sizler üzerinize düşeni yaptınız. İnşallah biz de üzerimize düşeni yapacağız. Güzel günler bize bekliyor. Dedim ya, yazanda her şey değişecek. Değiştikçe de değişecek. Ama Türkiye'deki gibi hak hukuk değil. Vicdani kanatlarımıza göre gerçek hak hukuk için hep el ele vereceğiz. İnanın ki yazanda yapılacak çok şeyler var. Yolumuz uzun, sıkıntılar büyük. İnşallah bu yolda el ele bir başarı. Bu arada yeni muhtarımızla tebrik ediyorum. Hayırlı olmasın diyorum.